kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta sizlere şehirlerin şifreleri adlı serinin müzedeki sır kitabını anlatacağım. Bu seri 10 kitaptan oluşmaktadır. Ben bugün bu hafta size 1. kitabını anlatacağım. Sonrasında 2 ve 3'ünü de anlatabilirim. O zaman daha fazla uzatmadan videomuza geçelim. Kitabımız Evliya Çelebi'nin Gezdiği Yerleri yazan kitabını daha çok yönelmiştir. Evliya Çelebi 70 yıl boyunca Elbisini gezerek ve kitabı yazarak geçirmiştir. Barkın da Evliya Çelebi gibi her yeri gezip görmek istiyor, uçmak istiyor aynı zamanda. Bir pazar günüydü. Barkın ödevlerini yapmaya çalışıyordu. Çünkü ertesi gün okul gezisi olacaktı. Ancak ödevlerini yapmayanlar geziye gidemeyecekti. Bu yüzden ödevlerini yapmak için çok çaba sarf ediyordu. Türkçe ödevinde isimlerinin anlamlarını yazmasını istemişti. Barkın isminin anlamını bilmeyip annesine sormuştu. Annesi de bunu dedene sormalısın demişti. Barkın anlamamıştı. Meğerse dedesi bunu bekliyormuş. Dedesine gidip sormuş. Dede benim ismimin anlamı ne diye. Dedesi neşelenmiş. Tam 12 yıldır bunu bekliyordum demiş. Senin ismin anlamı gezgin demiş. Barkın da biraz mutlu olmuş çünkü gezgin olmak istiyordu. Ertesi gün okula geldiler. Gezi için otobüse bindiler. Otobüs onları müzeye götürdü. Müzede kitaplar vardı. O kitapları incelerken Evliya Çelebi'nin bir kitabını buldu. Onu almak için çaba sarf etti. Ancak cam fanusun içinde olduğu için alamamıştı. Oradaki görevli o çocuğu görüp müdürlerine götürmüştü. Müzenin müdürü, daha doğrusu Barkın, müzenin müdürüne kitabı çok görmek istediğini söylüyor ve kitabı görmesine izin veriyor müdürden. Sen çok çalışkan bir çocuğa benziyorsun, kitabı incelemene izin verebilirim diyor ve kitabı çocuğa veriyor, Barkın'a veriyor. Barkın kitabı incelerken bir not düşüyor. Bu notu da sizlere şimdi okumak istiyorum. Ey gezgin, gezdiğin yerler çok olsun. Kağıdı bulan sensen adının anlamı mutlaka gezgin. Ölmeden birkaç gün önceydi. Bir dua etmem istendi. Bu duanın her ne olursa olsun kabul olacağı söylendi. Şu an acılar içindeyim, hastayım, tüm ömrüm yollarda. Farklı farklı memleketlerde geçti. Çok yoruldum, çok. Bu duayı etmem istenince hiç beklemedim ve düşünmedim. Ağzımdan kendiliğinden döküldü sözler. Bir uçanını istiyorum dedim. Gezgin olmak için doğmuş bir çocuğa verilsin. Ama gezgin çocuk, bu olayı öyle kolaylıkla sahip olmasın. Zorlu görevleri olsun. Araştırması, bulması ve gezmesi gereksin. Eğer sabrı ve inancı varsa kimseye nasip olmayan ona nasip olsun. Uçan halı onun için masallardan çıksın ve gerçek olsun. Varsa sabrın ve inancın iyi dinle beni. Hedeflerin zorlu olabilir. Uğraşıp çabalaman da gerekebilir. İlk yolculuğum bir şehri olacak. Onun adı Hadrianus'un şehri İdi bir zamanlar. İçinde ülkelere sınır olan bir nehri var. Bir de kıyısına yüz süren bir deniz. Şehre git ve şu ipuçlarını takip et. Sırtı yere gelmez iki yiğit var idi bu zaman orada. Bir de adam yaşardı izini bırakan ustanın duvarına. Anılır şehir onların yaptıklarıyla Evliya Çelebi. Barkın bunu görünce çok mutlu olmuştu. O notu hemen çantasına koyup bu şehri araştırmaya çalışıyordu. Nota bakıyordu, düşünüyordu.
Bir süre sonra bilgisayardan araştırmaya başladı. Sonrasında ise o şehre geldi. Ve diğer bir notu aramaya başladı. Böyle bir sürü notlar bulmaya çalışacaktı. Notu buldu. Şimdiki yolculuğu nereyeydi acaba? Kitabı okuyarak devamını öğrenebilirsiniz. Anlatacaklarım bu kadar. Arkadaşlar, bu haftaki videomuzun sonuna geldik. Beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.